Sibirya'da Hunlara ait mezarlar bulduk. Arkadaşlarımız Nazgül Kenjetay ve Emin Karaçak, Sibirya'da Rus polisleri tarafından gözaltına alınmadan hemen önce bölgede yaşamış olan en eski Türklerin izlerine ulaştılar. Ama önce neden orada bulunduklarını Emin'den dinleyelim. Biz aslında genel olarak bütün Sibirya bölgesindeki Türkleri araştırmaya ve çekmeye gittik. Onların kültürlerini, yaşam tarzlarını, dillerini görmeye ve buradaki insanlara bunu tanıtmak için gittik oraya ve çok güzel şeyler de gördük orada. Yakutistan'dan başlayarak Hakasya'ya kadar, tutuklana kadar ki süreçte toplam sanırım 5 farklı Türk boyunu çekebildik. Görüntüleri de kurtardık. Kurgusuna da başlıyoruz. İnşallah yakında yayınlayacağız. Sen oradayken bana bazı fotoğraflar atmıştın. Hatta onları hocamız Profesör Doktor Ahmet Taşağıl'a da danışmıştık. Orada gördüğünüz kalıntıları. Onlardan bize biraz bahseder misin? Ne gördünüz? O esnada Buryatya'daydık. Buryatya, Rusya bağlı özerk bir cumhuriyet. Moğol kökenli insanların yaşadığı bir bölge. Sayan Dağları'nın eteklerindeki bir köye gittik. Sayan Köyü ismi. Tam o köyün girişinde de kurganlar vardı. Aslında biz tabii hiç olayı ne olduğunu bilmiyorduk. Orada bize eşlik eden bir Buryat arkadaş vardı. O anlattı bize bu muhtemelen Hun Türklerinden kalan mezarlar diye. O bulduğumuz mezarların etrafı böyle taşlarla dairesel şekilde çevrilmişti. O niye? Şamanizmde şöyle bir mezar kültürü var. Türkler öldüklerinde özellikle Kaanlar mezarların çevresine balballar dikiyorlar. Bu balballar işte insan suretinde böyle kaşı gözü oluyor bu taşların. Ve bu balballar şunu temsil ediyormuş. O Kaan'ın veya komutanın ölmeden önce gösterdiği kahramanlıkları simgeliyormuş. Çünkü o balbal aslında onun öldürdüğü düşmanları temsil ediyormuş. Ve öldükten sonra o balbalların, yani o önceden öldürdüğü düşmanların kendisine hizmet edeceğine inanılıyormuş. Sizin de gezdiğiniz müzede çok sayıda balbal motifi var. Güney Sibirya bölgesinde çok fazla var. Hakasya böyle açık hava müzesi gibi. Gittiğin her yerde balbal görebiliyorsun. Türkler İslamiyet'e geçtikten sonra bu balballarının yerini işte mezar taşları alıyor. Yani evriliyor aslında balballar. Bizim eski mezar taşlarımız gibi bir şey. Sizin bulduğunuz taşlar çok böyle görkemli şeyler değil, sadece taş. Halkı simgeliyor daha çok, çok soylu olmayanların mezarları. Kaanlarınki daha gösterişli, daha devasa olabiliyor. Diğer dünyada ihtiyaçları olur diye yanlarına et falan konuluyormuş. Savaşta en fazla kullandıkları ok ve yay ve diğer silahlar da yanlarında gömülüyormuş. Aslında o zaman oraların, yani o mezarların araştırılması gerekiyor yani. Kazılıp çalışmalar yapılması gerekiyor. Ben şey yapacaktım yani bir kazabildiğim kadar da hava soğuk. Ama hakikaten insanın böyle açıp bakası geliyor yani. Merak ediyor. Sibirya gerçekten bir Türk yurdu olduğunu çok rahat hissediyorsun yani. O net bir şekilde belli oluyor yani. Türklerin en eski yurdu olarak, zaten ana yurdu olarak Güney Sibirya gösteriliyor. Önce orada bir İskit varlığı da olduğu için. Ha tabii İskitler, Hunlar Türk değildir, Türktür tartışmaları da yapılıyor. Biz bu konuyu da Profesör Doktor Ahmet Aşal'a sorduk. Hunlar kesinlikle Türktür. Burada problem şudur. Hun devleti bir konfederatif yapıdır. Hunların birliğine doğudaki Moğol, hatta Mançu kökenli kabileler de katıldı. Göktürkleri anlatan Çin kaynaklarının birinci cümlesi şudur. Göktürkler Hunların bir koludur diye başlar. Yani Göktürkler Hunların devamıdır diye açıklar. Aslında bu Hunların kimliği konusundaki sorunun tek cevabıdır. Şonlu kelimesi Hun kelimesinin Çince karşılığıdır. 311 yılında, hatta şimdi 286 yılında bulunan bazı vesikalarla birlikte artık Hun kelimesiyle Şunlu'nun aynı kelime olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bunu tartışmaya gerek bile yoktur. Hun kültüründe tüm Türk topluluklarında olduğu gibi atın, okun ve yayın çok önemli bir yeri var. Emin de hatta oraya gittiklerinde bol bol at fotoğrafı çekmiş. Hatta Mete Han'ın şöyle bir hikayesi var. Bunun çok duyulduğunu zannetmiyorum. Mete'nin babası Toğuman, yani Teoman. Aslında Mete'nin kendisi yerine tahta geçmesine, Kaan olmasını istemiyor. Aslında eşinin etkisiyle bunu istemiyor diyebiliriz. Mete'yi üvey annesi istemiyor. Kendi oğlunun tahta geçmesini istiyor. Herkes Mete'yi destekliyor. Babası da Mete'yi, o dönemde şöyle bir gelenek var. Emin bilmiyorum, duymuş musundur eski Türklerden biri olarak. Birbirlerine güvencelerini göstermek için devletler kendi aralarında Kaan oğlunu, kızını vesaire rehin veriyorlar birbirlerine. Hani bu sende rehin dursun, güvence evet, olarak. Küçükken beni de rehin vermişlerdi. Emin'i de rehin vermişler küçükken. Bu bilgiyi öğrendiğimiz iyi oldu. Mete'yi de babası rehin veriyorum gibi yaparak aslında öldürtmeye gönderiyor. Bunu Teoman yapıyor. Ama Mete o dönemde de herkesin, hatta Çin kaynaklarında da Muhteşem adıyla geçen bir atı oradan kaçırarak rehin tutulduğu yerden kaçmayı başarıyor. Babası bu hareketini görünce çok etkileniyor çünkü hani rehin tutulduğu yerden kaçması imkansız gibi bir şey. Onu büyük bir ordunun başına getiriyor. Mete bundan sonra işte bu ordunun başında çavuş okunu icat ediyor. Kavimleri tek bayrak altında topluyor. Hatta bunu şöyle belirtiyor.
yağ çeken kavimleri birleştirdim diye belirtiyor. Buradan hareketle aslında yine bir at kültürüne gönderme var. Hani bu muhteşem adındaki atı abartılı anlatılıyor hatta işte. Bir anda uçarak gidiyormuş falan. Hani böyle anlatımlar var. Aslında orada at kültürü şu anda geçmişe nispeten herhalde daha zayıf. Daha çok yani gördüğüm kadarıyla böyle yarı yabani şekilde yetiştiriliyor atlar. Kırsala salınıyor. Yani atlar dışarıda otluyor. Daha sonra akşamına geliyor veya hiç gelmiyor. Bu arada tabii şimdi hepsini de burada anlatmak doğru olmaz. Nazgül her şeyi bütün detaylarıyla birlikte anlattı. Yakında bir Tugan programıyla birlikte YouTube'da olacağız. Emin'le Nazgül'ün programları için beklemede kalın ve GZT'ye abone olmayı unutmayın.